Ablacığım biz geldik. Oo, amcam da gelmiş, hazırlanmış, yakışıklı yakışıklı. Oh. Ya çocuklar ne zor işlermiş bunlar ya. Ya ben ne yapacağım, ne diyeceğim? Vallahi sabahtan beri en az 40 kişiye şey sordum, ben ne yaparım, ne ederim diye ya. Ay amcam benim. Annemle babam gideli bütün yükümüz senin üstünde. Hiç heyecanlanma. Her şey yolunda gidecek. Bak göreceksin, Irmak da çok mutlu olacak. Hiç endişelenme amcacığım. Hikmet Bey'le çok iyi geçireceksiniz eminim. Çok iyi insanlar. Senden bir tek şey istiyoruz. Bizim başımızda ol. Böyle sembolik bir kral gibi mi? Sen sembolik bir kralın yapacağından çok daha fazlasını yaptın amca. Babamız oldun. Hiçbir şeyi eksik etmedin yetiştirirken bizi. Annemle babam seninle gurur duyardı bizi bugünlere getirdiğini görse. Tamam. Tamam çocuklar. Bu kadar duygusallık yeter. Durun. Giremezsiniz böyle paldır küldür. Tabii. Gürbüz abi, sekreter yeni galiba. Hayırlı olsun. Tamam Şebnem, ben de. Geçmiş olsun birader. Ya Gürbüz abi, bir sefer de telefonla gelsen şöyle. Ben böyle her seferinde buraya gelmesem olmuyor değil mi? Tamam Ali, bak çağrılarını gördüm. Yolu görüyorsun, aslan var. Mümkünse bir yarım saat beklersin hadi. Mümkün yok işte abi. Olsa mümkün yok. Taze bitti. Olsa dükkan senin. Sermet Karayel'in arkasındaki sermaye ve beyin diyorlar. Hikmet kazan için. Ay amca. Birbirinin cebine elini sokmamış. Kaç tane zengin var sanıyorsun dünyada? Sermaye dedin. Böyle karmaşık bir yaratık, bir melez. Ne kadar artık yerin altında, ne kadar yerin üstünde belli olmayan bir oluşumu. Yani orası öyle de. Tamam. Biz damadımıza bakalım. Bak Fırat hoş, nazik, başarılı, genç bir adam. Bizim kızımıza talip. Bizim kızımız da maşallah sırasıkla aşık ona. Tamam. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Keşke Can da bu akşam aramıza katılsaydı. Ne bileyim bahane olurdu. Amcamla tanışırlardı, konuşurlardı, kaynaşırlardı. Tabii tabii, kesin gelir Can. Ben de bayılırdım ya. Amca neyse, neyse. Canımızı sıkmayalım. Bak bu gece Irmak'ın gecesi, tamam mı? Ağzımızın tadı kaçmayacak. Buyur, ağzın tadı nasıl? Doktor yapma gözünü seveyim. Şimdi gerileceksin, gideceksin, abimi de gereceksin ya. Çok hayırlı gelişmeler oldu. Dur bak ben sana bir alt benliğini anlatayım alayım. Sen de rahat çalışırsın. Bak bu Fırat Kazan denen bankacı kız istemeye gidiyor bugün. Yani bu Narin yengeyle ilgili kara bulutlar dağıldı çok şükür. Hem de kimi istemeye gidiyor biliyor musun? Narin yengenin kankasının kız kardeşi. Yüz yüze bakıyor bu kızlar. Kardeş gibiler. Fırat Kazan olayı bitti diyorum ya. Hikmet Baba falan geldi. Çok güzel olaylar var ya. Bana bir faydası var mı? Koşa koşa Servet Bey'in kollarına atılmayacağına göre benim çilem de sonsuza kadar sürecek. Ya pozitif düşün. Pozitif olsun. Ben mi öğreteceğim bunları sana? Senin ekstradan canın bir şey mi sıkıldı bugün? Bak bana bir anlat, kendini ifade et. Rahatlarsın istiyorsan. Oldu. Daha kötü. Doktor, hadi doktor, hadi doktor. Kalsın. 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 Servet abi. Abi doktoru getirdim abi. Her şey yoluna girecek şimdi abi. Abi duyuyor musun beni abi? Ben sadece korkutmak istedim. O inat etti. Kalksana. 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 Kalk. Bu defa ne oldu yine? Sermet abi bir davet verecek. Narin yengeyi de çağırmayı düşünüyor. Onunla ilgili bir iki bir şey danışacak sana da. Hoş geldin. Selamlar. Nasılsınız Cemil Bey? Hoş geldin Fırat. Vallahi ne yalan söyleyeyim, çok heyecanlıyım. Biraz heyecan normal değil mi? Herkes ne kadar şık böyle. Teşekkürler.
Narin nerede? Gelmedi mi? Narin mi? Narin de mi gelecekti? Evet, mesaj atmıştım. Ben gelirim demişti bana. Belki direkt oraya da gelebilir. Çok zarifsin. İyi yapmışsın. Narin de ailemizden sayılır, değil mi? Tabii ki. Neyse, ben üstümü alayım, çıkalım ha. İboğa, al şunu. Ver. Dolu oğlanın eli. Atla lan! Ah. Yol boyu taşıttın kendini babana. Valla. Deve gibi oldun, deve. Geç içerim. Neredesin? Biz çıkıyoruz artık. Gelmiyor musun? Yemedi değil mi? Yok. Şadiye de burada olsaydı evin içinde olurdu bu saatte. Böyle bir geceyi asla kaçırmam. Oraya gelirim, siz çıkın. Fırat. Narin oraya gelecekmiş. Ay, hayatım, nedir bu Narin takibi sabahtan beri? Biri illa teşrif etmesi mi lazım? Gelmiyorsa gelmesin, Allah Allah. Değil mi? Benim Narin'in geleceğinden bile haberim yoktu. Sana eve mi geleceğim dedi. Evet. Hadi gitmiyor muyuz? Evet. Buyur abla. Sen şu evde oturanları tanıyor musun? Recep abi kim tanımaz? Kendisi çok kral biridir. Recep abiyle Yunan abla oturuyor evde. Soyadlarını biliyor musun? Yılmaz. Yılmaz. Tamam, sağ ol. Narin Yılmaz'ın nesi oluyormuş acaba bu Recep Yılmaz? Sokaktayım. Ben de seni. Sema değil mi o? Özledin mi? Hı?
Çağıralım istersen, o da gelsin. Dert değil yani. Allah Allah. Onunla görüşmek için senin iznini almayacağım. İstersem ararım, görüşürüm. Ama bak senindeyim. Onunla değil. Ya hadi ya, bırak bu zırvalıkları. Ben seni çok özledim. Sana güzel bir sürprizim var. Ama önce eve gidip üzerini değiştirmen lazım. Hı? Tamam. Nereye gidiyoruz? Sürpriz, sürpriz. Dur, dur böyle. Önce beni at. Gel. Dur. Tamam, bırak sen. Şu kollarını bana tut. Tamam. Seni şuradan sarıp korkmuyorsun değil mi? Bak sıkı sıkı tutuyorum seni. Biraz daha yastın bana. Güzelmiş. Bakıyorum, alıştın hemen. Evet. Yalnız bu kadar mı gidiyor bu? Daha hızlı gitmez mi? Karışmam ama sonra. Tamam. Daha hızlı. İyi. Dur! Dur! Ne oldu? Babür'ü gördüm sanki. Babam Babür'ü gönderdi kızım. Ne işi var buralarda? Emin misin? Eminim tabii. Artık o buralara gelemez. Tamam. Neyse o zaman. Bence günü kaçırmayalım. Ne dersin? Tamam. Yeah! Beyim, gözünü seveyim. Ne yazıyor o kağıtta? Benim okuma yazmam yok. Belli ki kötü bir şey. Bir okuyuversen. Defol git buralardan. Bir gün daha kalırsan ananın ölüsünü bulacaksın burada. Fırat'a şaka gibi yazdım. Ana çantanın içine koy dediydi. Allah müstahakını versin senin, değil mi? Ha? Doğurmaz olaydım keşke seni, geberesice. Yok. Bu böyle olmayacak. Sen buralardan gideceksin Babür. Beyim. Karışma Saliha. Bak Babür, çocukluğundan beri yanımdasın. Bir sürü halt ettin, gene korudum seni. Geçen sene aklın başına gelsin diye attım yanından, gene adam olmadın. Oğluma bulaştın. Arabasını parçaladın. Motorlara binip saldırdın. Gene korudum seni. Ama bu, artık bu çizmeyi açtı. Yapma beyim. Seni kanadından çıkarsa büsbütün azıtır. Hapishanelere düşer. Ziyan olur. Gözünü seveyim, gönderme. Merak etme Saliha. İş yapacak benim için. İstanbul'a göndereceğim onu. Yazıhane açacağım, orada çalışacak. Birkaç aya sen de gidersin yanına. Ama bir şartım var. Buraya asla ve kat'a adım atmayacak. Bir kere olsun görürsem, duyarsam bitti. Verdiğim her şeyi alırım geri. Silerim defterden, bitti gitti. Ama doğru durursa, dediklerimden çıkmazsa 6 aya kadar o narini de isteyeceğim. Takarsın kızı koluna, ananı da alır, beyler paşalar gibi yaşarsınız İstanbul'da. Anladın mı dediklerimi iyice? Son sözüm budur. Allah razı olsun baba. Sağ ol Hikmet Bey. Gösterdin gene büyüklüğünü. Senin hatırında bir yere kadar. Zahmet oldun Saliha. Ya bıktım usandım, yoruldum artık. Bak bu kadar insanın içinde her seferinde kabahatlerini örtbas edeye de dikkat çekiyorum artık. Ne yapacaksın? Evlat işte. Az anlatılmaz, satsan satılmaz.